şerde kullanılmasındayız. Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasında sözcük doğru, yeri yanlış. Yerinin yanlış olmasının sebebi de şu, hani diğer sözcüğün sıfatıymış gibi duruyor. Yani bir anlam belirsizliğine sebep oluyor aslında. Şimdi bakalım. Ağrısız kulak değildir. Şimdi burada arkadaşlar, ağrısız sözcüğü doğru bir sözcük ama yerinde bir problem var. Çünkü sanki şey gibi duruyor. Ağrısız kulak denilir. Sanki ağrılı kulağı, ağrısız kulağı deniyoruz, ağrılı kulağı denmiyoruz gibi bir anlam çıkıyor. O yüzden diyorum ki ben ağrısız sözcüğü kulağın sıfatı değil, burada zarf olması gerekiyor. O yüzden ağrısız sözcüğünün yerine neresi olması gerekiyor? Şurası. Kulak ağrısız denilir ifadesini kullanmam gerekiyor. Yoksa ne oluyormuş? Kulağın sıfatıymış gibi duruyormuş. Hani hocam diyeceksiniz ki Türkçe'de hani derin cümle var bir sürü. Onlarda bir anlatım bozukluğu mu var? Hayır, böyle bir şey değil. Bunda hani sıfatıymış gibi durduğu için problem var. Yoksa problem olmazdı. Bakalım üst üste 3 gün izinsiz iş yerine gelmediği için işten kovuldu. Burada da şöyle bir durum var. Sanki iş yeri izinsizmiş gibi. Yani sanki izinsiz iş yerinin sıfatıymış gibi duruyor şu an. O yüzden ama benim kastettiğim şey izinsiz üst üste 3 gün iş yerine izinsiz gelmediği için işten kovuldu demek istiyorum. O yüzden izinsiz sözcüğünün olması gereken yer şurası. İzinsiz gelmediği için işten kovuldu. Yoksa ne oluyormuş? İş yeri izinsizmiş gibi bir anlamda çıkabiliyormuş. O yüzden anlatım bozukluğu var. Problemlerde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasında. Okulu bitirince öğretmen olarak doğduğum kasabada işe başladı. Burada da şöyle bir anlam var. Sanki doğar doğmaz öğretmen olarak doğmuş gibi bir anlam var. Öğretmen olarak doğduğum kasaba. Bir sıkıntı var. Olması gereken şey şu. Nasıl düzeltebilirim? Okulu bitirince doğduğu kasabadan öğretmen olarak işe başladı. Yani buradaki öğretmen olarak ifadesini şuraya getirirsem harika olmaz mı? Evet. Yoksa bir anlam karışıklığına sebep oluyormuş. Şunu çok kullanıyoruz. Özellikle ben çok kullanıyorum bunu. Çok başım ağrıyor. Burada da şöyle bir anlam sıkıntısı var. Sanki benim birden fazla başım var. Onlar ağrıyormuş gibi bir anlam çıkıyor. O yüzden demem gerekirdi. Başım çok ağrıyor demem gerekirdi. Yanlış yerde olması da böyle. Mesela izinsiz karakola girenler yakalandı. Karakola izinsiz girenler yakalandı demem gerekir. Bunların yerlerine özellikle ne yapalım? Dikkat edelim. Geçti şimdi mantık hatasına. Mantık hatasında da arkadaşlar şöyle bir durum var. Aslında sözcüklerin yeri yanlış ama sözcüklerin yerinin yanlış olması böyle bir anlamsal bir böyle bir mantıksızlığa yol açmış. Bakalım şimdi, yani hayatın belli bir kronolojisi vardır ya, belli bir sırası vardır. O olmalı, o olmaz. Burada o sıra bozulmuş. Beğen ekmek, pasta bile bulamadık. Sen diyorsun ki hocam, ekmek, pasta bulamayan, şey ekmek bulamayan pastayı nereden bulacak diye düşünüyorsun. O yüzden burada ne demesi gerekir? Değil, pasta, ekmek bile bulamadık. Bir mantıksızlık olduğu için mantık hatası. Şuna bakalım, zaten bu cümle kendi başına göre mantıksız da. Cinnet geçiren adam önce kendini, sonra çocuklarını camdan aşağı attı. Burada diyorsun ki hocam, kendini attıktan sonra çocuklarını nasıl atabilir diye düşünüyorsun haklı olarak. O yüzden ne demen gerekir? Cinnet geçiren adam önce kendine sonra çocuklarına camdan aşağı attı demen gerekir mantıklı olması için. Ki zaten öyle de mantıksız da. Neyse. Şu üçüncü cümle önemli. Bu hatta arkadaşlar çıkmış bir sınav sorusudur. Kulak zarı iltihapları ölüme hatta sarı nöbetlerine hatta tedavi edilmezse sarı nöbetlerine bile yol açabilir demiş. Burada sen diyorsun ki ölüm daha kötü bir şey. Ne demesi gerekir? Kulak zarı iltihapları sarı nöbetlerine hatta ölüme bile yol açabilir demesi gerekir. Bu dediğim gibi arkadaşlar çıkmış bir sınav sorusudur. Onun dışında ne diyebilir mesela? Der ki adam öldü ve kalp krizi geçirdi. Diyorsun ki sırası yanlış. Kronolojiye ters. Yani bizim neymiş aslında? Hayatımızın belli bir
kronolojisi varmış, belli sırası varmış. O sıraya bir aykırılık, bir mantıksızlık varsa mantık hatası var diyorsunuz. Şimdi geçtim anlam belirsizliğine. Anlam belirsizliği de bir tane anlatım ilkesiyle bağlantılı. Bu anlatım ilkesi arkadaşlar ne biliyor musunuz? Açıklık. Sana eğer açıklık ilkesine aykırılık var diyorsa ya da açıklığa uyulmamıştır diyorsa anlam belirsizliğini kastediyordur. Tıpkı ne gibi? Gereksiz sözcük kullanılması duruluk, anlam belirsizliği de açıklık ilkesiyle bağlantılıymış. Bakalım şimdi anlam belirsizliğini aslında dil bilgisayar kısmına da inceleyebilirdik de ben bunu aldım. Genç polise yardım etti. Şimdi açıklık ne demek biliyor musunuz? Açıklık kafamda soru işaretinin olmaması demek. Kafamda soru işareti varsa açık değildir. Açık değilse de zaten ne vardır? Anlamda bir belirsizlik vardır. Şimdi burada bu cümlede benim kafamda iki tane soru işareti var. Genç polise yardım etti. Birinci soru işareti. Bir tane genç var, polise mi yardım etti? İkinci soru işareti. Bir tane 10 kişiyse genç polise mi yardım etti? Kafamda iki tane soru işareti olduğu için sen diyorsun ki hocam anlamda bir belirsizlik var, açıklık ilkesine uyulmamış diyorsun. Anlatım bozukluğu vardır. Peki hocam bu anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir diye sorduğunuzda ya gençten sonra virgül atacağım ya da ne yapacağım? Buraya bir o öznesini getireceğim, virgül atacağım, o genç polise yardım etti diyeceğim. Yani iki şekilde de çözümü mümkün ama bu şekilde bırakırsam anlamda bir belirsizlik var. Aynı şekilde çocuk odasına çıktı cümlesinde kafamda yine iki tane soru işareti var. Birincisi bir tane çocuk odasına mı çıktı? İkinci soru işareti bir o kişisi çocuk odasına mı çıktı? İki tane soru işareti olduğu için anlamda yine ne var? Belirsizlik var. Geçtim. Bu cümle benim için önemli. Kısa bir cümle kurdum ama bu uzun da zor oluyor. Kardeşini gördüm. Burada bozukluk var mı? Düşünelim. Burada arkadaşlar bozukluk var mı? Kardeşini gördüm. Burada da arkadaşlar kafamda iki tane soru işareti var. Senin kardeşin mi? Bak senin kardeşini uyuyor. Onun kardeşini uyuyor. İkisi de uyduğu için burada bir problem var. Benim ne yapmam lazım? Seninse senini yazacağım. Onunsa onunu yazacağım. Yani ikisinden birini yazmam gerekiyor. İkisine de uyduğu için şuradaki kardeşindeki ilgideki sıkıntı var. Anlamda bir belirsizlik var. Bunu dilbilgisayar olarak bize sorduğunda senin veya onun eğer burada yazsaydı ne olacaktı? Tamlayan olacaktı. Tamlayan. Çünkü senin araban, benim evim. Bunlar isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamasıdır. Burada da ne eksikliği var? Senin veya onun eğer burada yazsaydı tamlayan olacaktı. Burada ne var? Tamlayan eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var diyebilirsiniz. Veya tamlayan belirsizliği diyebilirsiniz. Artık şıklarda hangisi varsa. Bunu varmış olalım. Geçtim bir alt cümleye. Futbolu kardeşlerimden çok seviyorum. Burada aslında adam iyi niyetli bir adam. Adamın kastettiği şey şu. Ben kardeşlerim de futbolu seviyor. Ben de seviyorum ama ben kardeşlerimin sevdiğinden daha çok seviyorum demek istiyor. Ama burada şöyle bir anlam çıkmış. Futbolu ben kardeşlerimden daha üstün tutuyorum. Yani kardeşlerim o kadar değil de futbol benim için daha önemli demek istiyor gibi bir anlam var. O yüzden burada bir ne var? Anlam belirsizliği var yine. Bu anlam belirsizliğine şu da verilir. Karşılaştırma hatası diye de verebilir bunu. Anlam belirsizliği diye de verebilir. Peki hocam biz bunu nasıl düzeltebiliriz? Nasıl düzeltiriz? Futbolu kardeşlerimin, şuraya toparlayacağım. Derim ki kardeşlerimin sevdiğinden çok seviyorum veya daha çok seviyorum dersen daha güzel bir cümle karşıma olur arkadaşlar. Şimdi geçtim. Deyimlerin yanlış kullanılması. Deyimleri biz günlük hayatımızda çok fazla kullanıyoruz. Anlatıma canlılık, etkinlik kazandırmak için. Bunda da tabii ki deyim kullanmak için kullanmam gerekiyor. Deyimleri yerli yerine kullanmam gerekiyor. Ve deyimler arkadaşlar şeydir.
kanıtlaşmış ifadelerdir. Yani ben hani eş anlamlısı dahi olsa değiştiremem. Yani ayağımı şey küplere binmek yerine bir de onlara binmek diyemem. Aynı şekilde atasözler için de geçerlidir bu. Kalıplaşmış ifadelerdir. Şimdi bakalım. Konuşulan hiçbir şeyi kaçırmamak için konuşulanlara kulak kabartmıştı. Buradaki kullanılan deyimin benimle kulak kabartmak değil, kulak kabartmıştı. Burada kulak kabartmak arkadaşlar doğru yerine kullanılmış mı? Hayır. Niye? Çünkü burada adamın kastettiği şey şu. Konuşulan hiçbir şeyi kaçırmamak için diyor. Kulak kabartmak arkadaşlar şeydir. Yani iki kişi konuşurken ben böyle rastgele birazcık ne yaparım? Bir dinlerim. Bu kulak kabartmaktır. Yani kulak misafiri olmakla yakın anlamlı bir deyimdir. Ama benim burada kullanmam gereken şey ne olması gerekirdi? Kulak kesilmek. Yani dikkatle dinlemek anlamına gelen kulak kesilmek deyimi kullanmak gerekiyordu. Ne yapmışım? Yanlış deyim kullanmışım. Geçtim ikinci cümleme. Bu cümle de benim için önemli arkadaşlar. Çünkü anlam kısmına da çok soru getiren, sözcükte anlamda da çok soru getiren bir şey bu. Annem bizim için her fedakarlığı yaptı, elinden geleni ardına koymadı. Şimdi kullandığım deyim elinden geleni ardına koymamak deyimi. Bu deyim burada yerli yerinde mi? Annesi iyi şeyler yapmış değil mi? Burada fedakarlık yapmış, iyi bir şey yapmam gerekirdi. Ama elinden geleni ardına koymamak kötü durumlar için kullanılır. Ben birine kavga ederim, derim ki işte elinden geleni yap, elinden geleni ardına koyma, bütün kötülükleri yap derim. Yani kötü bir şeydir elinden geleni ardına koymamak. Bütün kötülükleri yap anlamında kullanmışım. Burada benim devam gereken şey ne olabilir, nasıl düzeltebilirim? Elinden geleni yaptı, işte saçını süpürge etti vesaire kullanabilirim ama bu olmamış. Elinden geleni ardına koymamak kötü durumlar için kullanılmış. Geçtim üçüncü cümleme. Çok heyecanlıydı, etekleri zil çalıyordu. Şimdi etekleri zil çalmak mutlu olmak değil mi? Bu şey gibi ağzı kulaklarına bağırmak deyimiyle aynı anlamlı bir deyim. Ama burada heyecanlıysa ne olur? Etekleri tutuşur. El ayağı dolaşır ama etekleri zil çalmaz. Burada da deyimli olmuş, yanlış kullanılmış. Arkadaşlar anlatım bozukluğunu anlamsal kısmını bitirdik. Anlamsal kısmı bu şekilde. Şimdi geçeceğiz birazdan yapısal yani dilimsel kısmına geçeceğiz. Arkadaşlar ikinci kısmımız yapısal bozukluklar. Yapısal bozukluk dediğimiz şey dil bilgisine dayalı yani bağlaşıklığa dayalı bozukluklarımız. Şimdi bunlara bakalım. Birinci bozukluğumuz özne yüklem uyumsuzluğu. Özne yüklem uyumsuzluğunun 3 tane sebebi var. Birincisi çokluk uyumu, ikincisi kişi bakımından bir uyum, üçüncüsü ise olumlu olumsuzluk uyumu şeklinde inceleyeceğiz. Şimdi başlıyoruz. Birincisi özne yüklem uyumsuzluğunun teknik çokluk uyumu. Arkadaşlar teknik çokluk uyumunun ilk kuralı şu aslında. Bakalım be, bacaklarım akşamdan beri sızlıyorlar. İlk kural şu, insan dışındaki varlıklarda eğer öznemizde çoğul eki varsa yüklemde lerler olamaz. Bacaklarım akşamdan beri sızlıyorlar diyemem ne derim, sızlıyor derim. Tekrar ediyorum, insan dışındaki varlıklarda öznede çoğul eki varsa yüklemde çoğul eki olmuyor. Böyle bir kuralmış bu arkadaşlar. Ama insansa çocuklar geldi diyebilirim, çocuklar geldiler de diyebilirim, onda bir problem yok. Kuşlar uçuyorlar, gene insan dışındaki varlıklarda özde lerler varsa yüklemde lerler olamaz. Yıldızlar ışık saçıyorlar, gene insan dışındaki varlık lerler olamaz. Saatler geçmek bilmiyorlar demiş. Lerler var, yüklemde lerler olamaz. Şimdi bunların hepsinde aynı kural geçerliydi. Eğer insan dışındaki varlıklarda özne de çoğuldaki varsa yüklemde yoktu derler. Şimdi geldim herkes bir çoğunluk barındırıyorsan eğer özneniz herkes gibi belgesiz zamirlerse bunlarda yüklemde lerler olamaz. Herkes kendisinin haklı olduğunu düşünüyorlar ifadesi yanlıştır.
düşünüyor demem gerekirdi, lerler olmayacak. Birkaç kişi aynı şekilde çoğunluk barındırıyor, birkaç kişi dün akşam seni sordular değil, seni sordu diyebilirim, lerler yok. Komşularımız bugün evde yoklar. Bu da aslında başka bir şey arkadaşlar. Yok ve var, eğer bizim gündemimizse, öznemizde isterse lerler olsun. Burada lerler olamaz. Yani yoklar, varlar ifadesi anlatım bozukluğu. Komşularımız bugün evde yok. Gençler her etkinlikte var demem gerekirmiş. Yoklar ve varlar ifadesi bu teknik çokluk uyumuna aykırı oluyor, uymuyor. Son örneğim arkadaşlar. Bahçedeki çiçekler neşeyle bizi selamlıyorlar. Burada anlatım bozukluğu var mı dersen, siz benim anlattığıma göre var dersiniz. Ama burada anlatım bozukluğu yok. Bunun sebebi de şu, eğer kişileştirme yani teşhis söz sanatı yapılıyorsa anlatım bozukluğu olmuyor. Ya selamlıyor desem de olur, selamlıyorlar desem de olur, herhangi bir problem yaratmıyor. Çünkü çiçekler selamlayamaz yani kişileştirme yapıldığı için böyle bir durum var. Ama şey deseydim, bahçedeki çiçekler hızla büyüyorlar deseydim anlatım bozukluğu vardı. Çünkü orada kişileştirme yoktu. Bu da böyle bir kuralmış. Burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bu doğru bir cümleymiş. Şimdi geçtim. İkinci uyumsuzluğumuz kişi bakımından bakacağız uyum. Ben ve sen yarın akşam nöbetçisin. Ben ve sen nöbetçisin. Uyuyor mu? Uymuyor. Ben ve sen zaten. Ne oluyoruz biz? Biz oluyoruz. Biz nöbetçiyiz devam gerekirdi. Kişiler uymamış. Ahmet ve onlar yarın akşam nöbetçi demişim. Ahmet ve onlar, yine onlar mı? Onlar, Ahmet ve onlar yarın akşam nöbetçiler demem gerekirdi. Son durakta otobüste bir ben, bir de yaşlı adam kalmıştı. Bir ben, bir de yaşlı adam. Biz ne oluyoruz? Biz oluyoruz. O yüzden ne demem gerekirdi? Kalmıştık demem gerekirdi. Ya da bir ben kalmıştı, bir de yaşlı adam kalmış demem gerekirdi. Veya buraya bir yükten bitirmem gerekirdi. Onu birazdan konuşacağız zaten. O eksiklikleri. Şimdi üçüncüsü ve bence bu bayağı önemli. Olumluluk, olumsuzluk uyumu. Arkadaşlar benim şöyle bir kurulum var. Eğer benim öznem, herkes, hepsi, hepimiz gibi olumlu özenerse, herkes, hepsi, hepimiz gibi olumlu özenerse yüklem mutlaka olumlu olmak zorunda. Eğer benim öznem kimse, hiç kimse, hiçbiri gibi olumsuz sözcüklerse yüklemli olmak zorunda mutlaka. Olumsuz olmak zorunda. Yani herkes geldi, hiç kimse gelmedi ifadesi soru. Herkes gelmedi dersen yanlış. Çünkü eğer öznem bunlarsa yüklemde olumsuzluk eki olamaz. Şimdi örneklerini deneyelim. Demişim ki herkes işini doğru yapmıyor. Burada bir anlatım bozukluğu var. Çünkü diyorsun ki hocam herkes de yapmıyor, uyuşmamış. Herkes olumlu, yapmıyor, olumsuz. Bu olumluysa herkes işini doğru yapıyor diyeceksin. Ya da yapmıyor, değiştirmek istemiyorsan o zaman özneni değiştireceksin. Hiç kimse işini doğru yapmıyor diye toparlayacaksın. Ama şu an ne var be? Anlatım bozukluğu var. Sebebi de olumluluk, olumsuzluk, uyumu. Bunun da üst başlığı özne yüklem uyumsuzluğu var. Bütün öğrenciler ödevlerini yapmamış. Bütün öğrenciler yapar değil mi? Çünkü bütün, tüm, hepsini söylemiştik. Şöyle bütün de ekleyeyim. Herkes, hepsi, tüm, bütün gibi sözcükler. Hepsi verdikleri sözde durmadı. Hepsi ne yapar? Durur. Hiç kimse durmaz. Ya ne yapacak şu an? Ya özneyi değiştirecek, ya yüklemi değiştirecek. Bu şekilde ikisi aynı anda olmaz. Ne yapar? Öznelikle uyumsuzluğu deriz. Sebepleri de öznelikle uyumsuzluğu mücadele. Teknik
çokluk, kişi bakımından uyum.